Sevgili izleyenlerimiz, Eşafodu Camii'nden yolumuz gölün karşı tarafında bulunan 13. yüzyıldan kalma Kubadabat Sarayı'na düştü. Burası Selçuklulara ait. Selçukluların yazlık sarayı. Yani Türkiye Selçukluları Devleti'nin baş şehri Konya'ydı biliyorsunuz. Konya'da bir sarayımız var. Alaaddin Tepesi'nin üzerinde Konya'nın meşhur sarayı uzun yıllar boyunca kullanıldı. Bir de Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Beyşehir Gölü'nün kıyısına yaptırılmış bir yazlık saray var. Sultan 1. Alaaddin Keykubat 1220'li yıllarda tahta geçtikten sonra 1237 yılına kadar tahta kalacak ve burada bir saray yaptıracak. Saray 1235 tarihli. Biz sarayla ilgili bilgileri dönemin tarihçisi İbni Bibi'nin Selçuknamesinde rastlıyoruz. Yani sultanın veziri, aynı zamanda mimar Saadettin Köpek'e muhteşem bir saray yaptırılmasını emrettiği ve bu sarayın bina edildiğini tarihi kaynaklarda görüyoruz. Saadettin Köpek meşhur biliyorsunuz, bu sarayı yaptırdı, sarayda da öldürüldü. Peki neden öldürüldü? Çünkü entrikalar peşindeydi. Yani Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın oturduğu tahta oturmak istiyordu. Halbuki Türklerde hanedana mahsustur. Yani herkes sultan olamaz, herkes padişah olamaz. O hanedandan olması gerekir. Saadettin Köpek de kendisinin hanedandan olduğunu iddia edecek ve çevirdiği entrikalarla tahtın başına geçmek isteyecek. Ancak hemen karşıda gördüğümüz sarayda, saray mutfağında öldürülmek istenilecek. Büyük salona kaçarak salonda öldürülecek. Öldürüldükten sonra cesedi buradan alınacak, Konya'ya, başkente götürülecek. Başkent'te Konya'nın o meşhur Alaaddin Tepesi'nin üzerinde bulunan sarayda kalenin surlarına asılmak suretiyle birkaç gün orada bekletilecek. En son birkaç gün orada bekledikten sonra düşecek. Hatta ipi koptuğu için aşağıda onu izlemekte olan bir kişinin de ölümüne sebep olacak. Lanetli olarak görülecek bu nedenle Sultan Mimar Saadettin Köpek. Daha sonra da Konya sokaklarında cesedi sağdan sola sürünerek parçalanacak ve bir yere atılacak. Devlete ihanet edenlerin geldiği son böyle. Yani bu Saadettin Köpek örneği de Selçuklu döneminde hakkı olmadığı halde tahta oturmak isteyen, padişahı devirmek isteyen, iktidarı devirmek isteyenlerin geldiği sonu göstermesi açısından da önemli bir örnektir. Birazdan isterseniz Muharrem Hoca'yla, Alptekin Hoca'yla eğer buradalarsa kapılarını çalalım, misafir olalım ve sarayın ayrıntılarını isterseniz onlardan dinleyelim. Buyurun. Sevgili izleyenlerimiz, Kubadabat Sarayı'nın içerisindeyiz. Kazı çalışmasını gerçekleştiren çok kıymetli bir hocamız var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Profesör Doktor Sayın Aytekin Yavaş. Bulunduğumuz yer Kubadabat Sarayı. Kubadabat günümüze en iyi durumda ulaşabilmiş Selçuklu Sarayı. Bildiğiniz gibi Konya'da da bir sarayımız var. Fakat mevcut durumunu biliyorsunuz. Son derece kötü durumda. Ama Kubadabat çok daha iyi durumda kalabilmiş ve Selçuklu kazılarının da en eskisi. Burası da Keykubad'ın abad ettiği, yeşerttiği, zenginleştirdiği yer anlamında Kubadabat isimli. 1226 yılında yapımına başlandığını kayıtlardan çıkarabiliyoruz ve ilk kısmı 1228'de bitiyor. Daha sonra Keykubad'ın ölümü 1237'ye kadar peyderpey yapımı sürüyor. Çok büyük bir ortaçağ şehri burası. Yani bulunduğumuz alandan bir iki saraydan ibaret değil. Birçok içinde yapı barındıran bu gördüğünüz büyük
ovada, delta ovasında birçok yapı harabesi var. Bizim kazmamızı bekleyen ve burası Anadolu'nun o büyük kazılarından, Efes gibi, işte Çatalhöyük gibi çok uzun soluklu devam edeceği anlaşılan büyük bir alan. Bulunduğumuz alanda iki tane merkez yapı var. Biz bunlara Büyük Saray ve Küçük Saray isimlerini vermiş hocalarımız. Burada hem sultanın kalmasına mahsus, ailesiyle birlikte kalmasına mahsus alanlar var. Hem de devlet işlerini yürüttüğü, divanı kurduğu, divan katiplerinin içerisinde görev yaptığı, yargılamaların, mahkemelerin, elçi kabullerinin, dolayısıyla bütün devlet işlerinin yapıldığı birimler var. Dolayısıyla burası sadece yazlık ve keyif etmek için değil, devletin de bizatihi, çünkü sultanın şahsı manevisinde devlet temsil edildiği için o neredeyse devlet de orada. Dolayısıyla devlet işleri de burada yürütülmüş. Şikerhane çok özel bir bina türü ve çok az rastlanıyor. Böyle saray külliyeleri içerisinde de yegane burada var. Orada da sultan özel günlerinde, yani eğlenmek istediğinde, devlet işlerinde yorulduğunda işte su sesi dinliyor, rebap, pehlivanlar güreşiyor, onları seyrediyor, rakkaseleri seyrediyor, kuş avı yapılıyor. Yani bu at üstünde büyük alanlarda yapılan av gibi düşünmeyelim. Çünkü 4,5 hektarlık küçük bir alan. Sadece onların çok özel isimler verdiği şahinler, kartallar havalanıyor ve burada hala su kuşları vardır zaten. Onları indiriyor ve onları seyretmekten, işte o av etini yemekten çok hoşlanıyor sultan da. Akşam da işte ikametgahına dönüyor. İşte ona biz şikerhane diyoruz. Av köşkü burada bizim ortaya çıkardığımız binalardan bir tanesi. Şikerhane, Büyük Saray, Küçük Saray tamamen kazıldı. Restorasyona uygun hale getirildi. Şimdi milli saraylara tahsis edildi bu iki büyük sarayın restorasyonu. Onların yapımını bekliyoruz. İnşallah ayağa kaldırılacak ve daha sonra diğer binaların restorasyonu gerçekleştirilecek. Tam karşımızda Kız Kalesi var. Bu adalardan bir tanesi. Orada da yine sultanın ikametine mahsus bir bina ve etrafında işte hamamdı, başka müştemilat binalarını oluşan bir su şatosu adeta. Zaman zaman sultan oraya gidermiş. Burası adeta bir okul gibi de çalıştı. Bu gördüğünüz mekan birçok akademisyenin yetişmesine sebebiyet verdi. Kazı nasıl yapılırdan tutun da Orta Çağ, Selçuklu nedir, Çin'i nedir, seramik nedir, bütün bunlar hem kazı yapıldı hem de uygulamalı öğrenciye öğretildi. Böyle de çok önemli bir fonksiyonu, işlevi var Kubadabat'ın. Efendim, saray külliyesi o kadar geniş bir alana yayılmış ki biz adım adım tarihin her noktasını ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Kubadabat Sarayı'nın kazı başkanı var yanımızda Sayın Muharrem Hocam. Sizi bir tanıyalım hocam. Öncelikle kolay gelsin. Doçent Doktor Muharrem Çeken, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık 30 yıldır Kubadabat Sarayı kazılarında görev alıyorum ve şu anda da kazı başkanlığı görevini sürdürüyoruz. 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Hicaz demir yolu çalışmaları kapsamında Alman mühendislerin burada geçtiği sırada bu harabelere uğradığını ve 20. yüzyılın başlarında ilk kez burayı tespit ettiklerini biliyoruz. Bunun dışında Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Selçuklu çağı tarihçiliğinde özellikle yerel araştırmacıların ilgisi artmıştır. Bunlardan birisi de Konya Müze Müdürü Zeki Oral'dır. Zeki Oral, ünlü Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'nin kitabında Kubadabat'ın yerini incelerken bu bölgede olacağını keşfetmiş ve böylelikle 1949 yılında Kubadabat bir Selçuklu saray külliyesi olduğu ilk kez ortaya konulmuş ve keşfedilmiş diyebiliriz. Ve ilk araştırmaları yapar burada. Sonrasında 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünün kurucusu Profesör Doktor Katerina Ottodon ilk bilimsel kazı çalışmalarına başlar Kubadabat Sarayı'nda.
Ve böylelikle Kubadabat Sarayı uluslararası camiada bilinen, özellikle çinileriyle tanınan, mimarisiyle ortaya çıkan ve Selçuklu'dan günümüze kadar ulaşmış mimarisi bütünüyle tarif edilebilen tek saray külliyesi olarak artık bilim dünyasına tanıtılmış olur. 1966 ve 67 yıllarında da kazı çalışmaları sürmekle birlikte 13 yıl burada herhangi bir çalışma gerçekleşmez. 1980 yılında Otto Dorn hocanın öğrencisi olan Profesör Doktor Rüçhan Arık burada tekrar bilimsel kazılara başlar. Önce Kubadabat'ın bir parçası olan Kız Kalesi adasında 4 yıl çalışmalar sürdürür. Arkasından 1985 yılı itibariyle kesintisiz olarak 2016 yılına kadar buradaki bilimsel kazıların yöneticisi ve başkanlığını sürdürür. 2017 yılından beridir de ben devam etmekteyim kazı başkanı olarak. Yani aslında bilimsel kazıların burada 40 yıldır devam ettiğini, hatta bu yıl 40. yılını biz kutluyoruz diyebilirim. Devam ettiğini söyleyebilirim. Peki kazı çalışmalarıyla ne olmuştur diye sorduğunuzda, aslında kazı çalışmalarıyla Kubadabat'ın gerçek anlamda Selçuklu çağındaki yaşam ve mimariyle alakalı çok fazla bilgi ortaya konulmuştur. Bunların içerisinde özellikle sarayın mimarisi yanı sıra sarayı dekore eden çiniler, alçılar, ondan sonra özellikle o çağın yaşantısından kalan seramik kullanım malzemeleri, yanı sıra Selçuklu çağı öncesinde Kubadabat'ın bir yerleşim alanı olarak prehistorik çağlara kadar giden bir tarihe sahip olduğu gibi pek çok bilimsel veri ortaya konulmuştur. Şunu söyleyebilirim ki aslında biz kış sezonunda işte fakültelerimizde dersler veriyoruz, ailelerimizle birlikteyiz ama yaz yaklaşmaya başladığı zaman artık içimizde bir şeyler kıpırdanır. Bir an önce hadi Kubadabat'a, Beyşehir'e gitsek, işlerimize başlasak ve orada o güzellikler içerisinde mesleğimizi icra etsek diye. Bu açıdan baktığımızda artık hani buralı gibiyiz. Öyle diyeyim. Yani buranın bir ferdi olarak kendimizi hissediyoruz. Bütün dokularımıza kadar. Ve tabii burada karşılanmaktan, ağırlanmaktan ve buradaki çevreyle olan ilişkilerimizden de çok memnunuz. Selçuklu altyapıyı yaparken temeli kazmışlar. O sırada mezara denk gelmişler. Kadının dizden aşağısı tesisatın hattında kaldığı için, temelin hattında kaldığı için tahrip olmuş. Ama mezara hiç dokunmamışlar. Devam etmişler. Kalan kısmı korumuşlar. Ve işte yüzlerce yıl sonra biz o mezarı kaldırırken hocam, ki o da Tunç Çağı, yaklaşık M.Ö. 2500'ler. Üzerindeki bütün o takılarıyla, kolyesi şeyden, seramikten boncuk kolyeler hocam, ondan sonra çok ilginç olan saçında boğa figürlü saç iğnesi. Kolunda prenses uzman yani hocam. Kolunda hocam bilezikleriyle bulduk. Yani Selçuklu bu şeyde, bu alana, bu inşa faaliyetini yürütürken bunlarla karşılaşmış. Ama onların hiçbirine dokunmamış, zarar vermemiş. O şekilde üstüne inşaatı gerçekleştirmiş hocam. Bugün Selçuklu'nun hakim olduğu İran, Suriye, Anadolu, Azerbaycan gibi topraklar içerisinden günümüze ulaşmış, bütün planıyla bilinen tek Selçuklu Saray Külliyesi. Tamamen sıfırdan Selçuklu'nun inşa etmiş olduğu müstakil bir kenttir. O açıdan baktığımızda Kubadabat Selçuklu Saray Harabeleri belki de dünyada tek hocam. Selçuklu'nun günümüze ulaşan bütün coğrafyadaki kalıntılar içerisinde ulaşmış tek Selçuklu Saray Külliyesi hocam. Bu külliye içerisinde iki katlı olduğunu kesin olarak söyleyebileceğimiz merdivenleriyle de hemen şurada gördüğümüz bu köşk
üst kata çıkan ve bir ikinci katı olduğunu bildiğimiz bir yapı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdi sultan yaşam alanı özel. Saray dediğimiz alan da aslında burası göl boyunca uzanan hat içerisinde köşklerle ve avlularla birlikte sarayın özel yaşam alanı, mahremiyeti, ailesiyle yaşadığı bir alan. O sebepten dolayı emirleri, vezirleri burada divan kurulur, işte yemek meclisleri ve kabuller gerçekleşir ama yaşantı olarak sadece sultan ve ailesi yaşayabilir. Sarayın en önemli dekoratif unsuru çiniler. Zaten Kubadabat'ı da Selçuklu çağı içerisinde özel yapan bir unsur çiniler. Dediğiniz gibi Selçuklu çağı yaşamıyla, sosyal hayatıyla ilgili her tür şey çinilerin üzerine adeta bir resim yüzeyi gibi, tablosu gibi işlenmiş. Bugün Beyşehir Belediyesi'nin amblemi olan çift başlı kartal, Kubadabat çinisi üzerindeki çift başlı kartaldır. Burada tabii sarayın pek çok kadrosu var. Perdegâr denilen bir kadro var da, perdecisi yani. Sultan gelmeden önce perde kapalı. Kabul gerçekleşiyor. Sultan işte kendisinin sadece girebildiği kapıdan tahtına dahil oluyor. Kabul salonundaki taht eyvanında tam da sultanın tahtının olduğu noktadayız. Sultan kabullerini burada yapıyor ve tahtı eyvanın ortasında arkadaki açılan manzaraya doğru yerleştirilmiş bir noktada sultan misafirlerini, konuklarını burada kabul ediyor. Keykubat'la ilgili son bir şey. O kadar önemli bir figür ki, yani bugünkü Türkiye'nin kurucusu diyoruz biz. Çünkü düşünün, Haçlı seferlerinin ağır yıkımı var, kendi içlerinde mücadeleler var, beyliklerle falan. Bugün hala Azerbaycan'da Ulu Keykubat olarak anılıyor bu bizim önemli sultanımız. Biz Türkiye'de henüz ona yeterince değer vermediğimiz kanaatindeyiz. Ve Kubadabat onun işte en sevgili sarayı, mekanı, devlethanesi. Kesinlikle. O yüzden çok önemli. Şimdi orada hocam söylediğinize ben de katkı sağlayayım. Tabii Selçuklu'nun son büyük sultanı aslında. Ondan sonra Selçuklu önemli oranda gerilemeye başlıyor. Hocamın söylediğine bağdaşık olarak onun çetri, onun sultanlık alametleri, Alaaddin Keykubat'ın Sultanlar Türbesi'nde muhafaza ediliyor. Hatta Konya işgali sırasında, Karamanoğulları döneminde Alaaddin, Sultan Alaaddin'in çetri özellikle Karamanoğulları tarafından istenerek, Alaaddin Siyavuş tarafından o alameti sahiplenmeye çalışıyorlar. Sonraki sultanlara ait değil, Sultan Alaaddin Keykubat'a ait. Bu da gösteriyor ki o Osmanlı'nın Fatihi gibi ulu bir sultan olarak Selçuklu'da öne çıkmış. Mesela Topkapı Sarayı'nda bir köşkün kitabesinde Konya'daki Alaaddin'in köşkü kadar yüksek ve güzel diye Topkapı Sarayı'ndaki bir köşk tarif edilir. Bu hala Osmanlı'nın hem yani Türk sanatının devamlılığını gösteren bir şey. Yani çeşitli hanedanlar gelip geçiyor ama onlar Türklük bilincini, aynı soydan olduklarını, aynı kültür dairesi içerisinde olduklarının farkındalar. Ve Fatih'in yaptırdığı o köşkte bu ibare var. Konya'daki işte dedem Alaaddin'in köşkü kadar yüksek. Evet, atam. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Keykubat çağının çok ilerisine geçmiş. Osmanlı döneminde de hala işte Türk dünyasında da bilinen çok önemli bir hükümdar. Türkiye'nin temellerini atan diyoruz. Rüçhan Hoca'nın da çok böyle vurgulayarak her zaman söylediği bir ifadedir. Çünkü Anadolu'ya gelmişler, bir yüzyıl sonra buraya Haçlılar üşüşüyor. Bakıyoruz, Haçlılar kendi memleketlerine döndükten sonra kroniklerinde oraya Roma, Rum falan demiyorlar. Türkiye diyorlar, Türkiye ifadesini kullanıyorlar. Bu anlamda yani Selçukluların buraya Türklüğü bilincini öyle kazandırmışlar ya da buraya bir vatan olma bilincini öyle kazandırmışlar ki artık buraya Türkiye denilmeye başlanmış. Böyle bir kültür ve sosyal hayatı ve böyle bir devlet anlayışını sergileyen bir noktanın da işte zirve simgesi Alaaddin Keykubat. Tahtın bulunduğu alandan göle doğru manzarayı görüyoruz. Tabii sultanın yaşadığı çağda göl daha yüksek seviyede.
Bu anlamda hemen köşkün altında gölle birleşen bir sur var. Ve göl o tarihlerde bu sura doğru vuruyor. Yani sultan tahtında oturduğu sıradaki arkadaki manzara sarayın surlarına doğru suları vuran bir gölden bahsediyoruz. Şu anki manzara su geriye doğru çekilmekle birlikte o çağda sultanın kullandığı kayıkhaneye de kayıklarının girebilmesi de bu sayede mümkün oluyor. Ve şu anda durduğumuz noktada işte sultanın o çağda göle baktığı manzara. Zaman zaman gölün çok fazla çekildiğini biliyoruz. Hatta iki parçaya ayrıldı. Bu antik çağda da olmuş. Kimilerine göre Osmanlı döneminde de olmuş. Şimdi bizim 2020 çalışmalarımız sırasında özellikle drone çekimlerinde göl çok temiz ve berraktı. Hem yosunlar azdı hem de böyle o yeşil rengi gitmiş berrak mavi bir renge kavuşmuştu. O bizim Çinilerdeki turkuaz rengi. O sırada sarayın yaklaşık 200 metre açıklarında drone çekimlerimizde çok büyük yapılar tespit ettik. Bunlar gerçekten çok iyi planlanmış, mekanları olan büyük yapılardı. Suyun altında tespit edebildiğimiz kadar fotoğraflarını çektik. Bir sualtı arkeoloji ekibi programımıza katıldı. İmkanlar dahilinde önümüzdeki çalışma programlarında biz bu su altındaki yapıları da aydınlığa kavuşturarak bunların tarih içerisindeki yeri, ne zaman yapıldığına dair bilgileri edinebilme şansına sahip olacağız. Halk arasında da bu belgeler ve bilgilerin dışında gölle ilgili anlatılar var. Halk muhayyilesinde, hafızasında bunları görebilmemiz mümkün. Son zamanlarda da halk pek çok hikaye arasında, efsane arasında Kül Adası efsanesini anlatır. Bu ada efsanesi daha ziyade Selçuklu ve Eşrefoğlu dönemine belki tarihlendirebilmek mümkün. Çünkü bir beyden bahsediliyor, bir sultandan bahsediliyor. Öyleyse bu bölgede Türk döneminden bahsetmek mümkün. Bu hikayeye göre bey oğlu, Süleyman Bey'in oğlu olduğunu düşünelim. Mübarizettin Mehmet'ten bahsedelim veya başka bir oğlu da olabilir halk arasında. Ava çok meraklı. O zaman avla ilgiliyse belki Sultan Alaaddin Keykubat, belki Selçuklu dönemi. Ama sonuçta bir bey var, sultan var. Onun bir oğlu ava meraklı. Bir ceylanın peşinden ava başlamış. Ceylan onu çok geniş alanlara kadar çekiyor. Ceylan önde, atıyla arkasında beyoğlu bir süre ilerliyorlar. Ceylan bazen görünüyor, bazen kayboluyor. En son bir alanda avıyla ceylan önde, beyoğlu arkada ilerlerken Beyşehir Gölü kenarında suya dalıyor ceylan. Hemen arkasından beyoğlu atıyla birlikte bir girdaba kapılıyorlar ve o girdap, yani su batan dediğimiz, halk arasında da düden denilen yapı kendisini çekiyor, gözden kayboluyor. Onu izleyen bir yaşlının beye haber yollamasıyla birlikte beyi oğlunu kaybetmesinin acısıyla emir yağdırıyor her tarafa. Diyor ki bundan sonra bu düden kapatılacak, bu girdap yok edilecek. Herkes salma salıyor hikayeye göre, efsaneye göre. Evinizde ne kadar çaputtur, bezdir, deridir getirecek herkes küllerini bundan sonra bu düdene dökecek emrini veriyor. Yıllarca o düden evden getirilen, haneden getirilen bezlerle, derilerle, yünlerle, yapalılarla ve küllerle dolduruluyor. Nihayet bir tepecik oluşuyor. İşte o tepeciğe bugün Kül Adası diyorlar. Tabii bu halk anlatımı. O neden kaynaklanıyor? O adanın toprak özellikleri incelendiğinde onun bir kül gibi bir toprak yapısına sahip olması bu efsaneyi dilden dile günümüze kadar taşımış. Nihayetinde Beyşehir Gölü bu bölgede halkın yaşantısını etkileyen, doğrudan etkileyen bir coğrafi alan olduğu için onunla ilgili sosyal kültürel alanda da çeşitli hikayeler bulmak mümkün.
Kubadabat Sarayı'ndaki perdemizi kapatıyoruz ve gölün tam karşısına Beşehir'e doğru yolumuza devam ediyoruz efendim.